arkadaşlarımızla yaptığımız röportajlarda bugünkü konuğumuz sensin. Beyi Beyda Çal. Öncelikle seni bir tanıtayım. Ben 2021 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişim Bölümü mezunlarındansın. Mezuniyetin için öncelikle tebrik ederim seni. Ve yine bir teşekkürüm var ki bu çalışma ortamındasın hala. Bize vakit ayırdığın için. O yüzden de teşekkür edelim sana. Her zaman. Behiye, senin bitirdiğin bölüm, fakülte vesaire gibi bilgileri verdim ama Behiye Beyda Çal kimdir? Birazcık kısaca seni senden tanıyalım mı? Ben Behiye Beyda Çal, Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi lisans mezunuyum. 22 yaşındayım, Sinopluyum. Şu an Üsküdar Belediyesi'nde Girişimcilik Akademisi'nin koordinatör olarak görev alıyorum. Bu şekilde. Peki Behiye, çocuk gelişim bölümü mezunusun. Şu an yaptığın işi, görev tanımı biraz sonra seninle irdeleyeceğiz, üstüne konuşacağız ama çocuk gelişimi bölümünü seçmen nedenin neydi acaba? Aslında çok farklı gelişti. Ben normalde psikoloji istiyordum. Fakat sonrasında tabii ki de ailelerimiz bizi daha iyi tanıyor ve daha iyi gözlemliyor büyüyene kadar. Seçim zamanı, yani üniversiteler için tercih yaptığımız süreçte ailem bu bölümün bana daha yatkın olduğunu söyledi. Aslında birkaç böyle tatlı atışmalar olsa da çocuk gelişimini öne yazdık ve gerçekleşti süreç. Ama gerçekten de çok daha iyi tanıdıklarını fark ediyorum. Mesleğe başladıktan sonraki ya da okurkenki süreçte kendimi bulduğum çok zaman oldu. Bu şekilde çocuk gelişim bölümüne başladım. Aslında şu an seni dinlerken çok şanslı olduğunu fark ettim. Bilmiyorum sen ne derece farkındasın ama ailenin, ebeveynlerin daha doğrusu birinci derecede çocukları tanıyabilmesi çok çok önemlidir diye düşünüyorum ben. Sen o şanslı kesimden bir tanesisin. Mesela bir yorumda mı bulundular sana? Onun üstüne biraz konuşmak istiyorum aslında. Çok önemli olduğu için. Senin işte kızım, evladım, senin şu özelliklerin var. İşte çocuklarla çok güzel anlaşıyorsun. Ya da biraz daha duygusalsın. Şunları çok daha güzel yapabilirsin mi? Sözle mi telkin ettiler? Yoksa böyle bir oturup sohbet esnasında seninle paylaştılar mı? Nasıldı davranışlar? Aslında her ikisi de gerçekleşmiş oldu. Dediğiniz gibi bir sohbet esnasında da süreç gerçekleşti. Aile bireylerimle oturdum. Bu arada biz beş kardeşiz ve hepsi öğretmen. Bu yüzden bir öğretmen ailesiyiz aslında. Babam da her zaman hani hepimizin öğretmen olmasında, işte kız çocukları da olduğumuz için daha rahat edebileceğimizi düşünüyor. Bu yüzden de çocuk gelişim bölümü hem öğretmenlik alanında olması hem de çocuklarla iletişimimin kuvvetli olduğunu gözlemledikleri için aslında bu öneriyi sundular ve şu an baktığımda da geriye döndüğümde evet gerçekten çok doğru bir seçim yapmış olduğumu fark ediyorum. Karakter olarak da belki çok güzel kendini ifade etmişsindir. Onlar da seni çok güzel gözlemlemişler ki sonuç böyle olmuş. En önemlisi, yani ne olursa olsun en önemlisi şu an senin hayatta mutlu olman zaten. Kesinlikle öyle. Bu bölüm üstünde, eğitim alman üstünde birazcık sohbet ettik. Peki iş hayatına geçişin nasıl oldu? Ben senin üniversiteden biliyorum. Seni tanıyanlar da olacaktır muhtemelen ama aslında sen profesyonel olarak iş hayatına başlamamıştın ama aslında yarı iş hayatının içindeydin. Şimdi bunu izleyenlere bu cümle birazcık komplike gelecek ama senden dinlesek çok daha güzel olur. İş hayatına geçişten biraz söz edelim istersen. Tabii ki de. Dediğiniz gibi evet, üniversite hayatını ben çok aktif geçiren öğrencilerdenim ve bu yüzden de şu anki konuma eriştim diyebilirim aslında. İlk başta aslında üniversitede gezmek, işte eğlenmek amaçlı bir kulübe üye olmak istemiştim. Ama kendime ve çocuklara yarar sağlayacak da bir içerik olsun istiyordum. Bu yüzden de araştırmalar sırasında tabii buna çok uygun kulüp bulamadım. Sonrasında bir kendi arkadaş grubumla bir kulüp kurmaya karar verdik. Üsküdar'lar Harekatı kulübümüz şu an hala faaliyetlerine devam etmekte. Bizler hafta sonları zamanımızdan, emeğimizden ve günlerimizin aslında ayırıp çocuklarla birlikte etkinlikler düzenliyorduk. Ve bunlar bu çocuklarımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'nde yaşayan çocuklar.
Amacımız hem bir çocuk gelişimci olarak gelişimlerini takriben onları geliştirmek. Aynı zamanda abi ablaları olarak aslında rol model olmaları sağlamak. Çünkü birçok etkinliğimizde de zaten çocuklardan da geri dönükler alıyorduk. Aa abla sen bu üniversitede mi okuyorsun? Ne kadar büyük işte büyüyünce ben de senin gibi olmak istiyorum gibi geri dönükler çok fazla aldık. Süreç aslında oradan başladı. Sonra farklı bir şekilde evrildi. Bizim de 3. sınıfın sonlarına doğru Covid denk geldi. Ve bu yüzden biz çocuklara aslında ulaşamadık. O sırada daha önceden de çok desteğini gördüğümüz Doktor Nebiye Yaşar hocamız var. Kendisi bizlere Selamlar olsun. ailelere selam veriyoruz hepimiz. Hocamız bir öneriyle geldi. Bir proje yazalım çocuklara ve bu zamana kadar olan işte hem deneyimlerimizi hem bir çocuk gelişimci olarak aktarımlarımızı kitap haline getirelim ve çocuklara masal kitabı yazalım diye bir projemiz oldu. Projemiz Avrupa Birliği projesiydi. Avrupa Birliği projesiyle 60 tane gönüllüyle yani yine üniversiteli gençleri topladık ve onlarla birlikte 60 farklı farkındalık içeren masal kitapları gerçekleştirdik. Bunlar bilimsel komisyon onayıyla geçti, Nevzat Erhan başkanlığında. Sonrasında çocuklarımıza kitapları ulaştırdık çok şükür. Aslında pandemiyi de çok aktif geçirdik ve verimli geçirdik. Ve ardından masallarımızla birlikte nasılsa bu şekilde ilerliyoruz. Gönüllülük vasfıyla, bilinciyle ilerliyoruz. Yine üç arkadaş birlikte dedik ki Nar Masalları Derneği'ni kuralım. Yine o da Avrupa Birliği süreci içerisinde kurulmuş bir dernek. Şu anda faaliyetlerini kütüphane açmak gibi, yardımlar, destekler, çocuklara atölyeler gibi süreçlerle devam ediyor aslında. Ve sen bunları anlatırken ben eğer izin verirsen sana karşı hissettiğim duyguyu ifade etmek istiyorum. Ben de şu duyguyu uyandırdım. Behiye çocuklara dokunmak için dünyaya gönderilmiş bir ruh diye düşündüm şu an senin için. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bir arkadaşım çok yakın bir zamanda Anneler Günü ile ilgili bir konu konuşurken şey söyledi. Çok duygulandım. Sen tüm dünyadaki çocuklara anne olmak için gelmişsin. Çok anaç ruhlu bir insansın dedi. Gerçekten evet. Onu ben de şu an kendimde az çok görüyorum. İş hayatında olsun, özel hayatında olsun. Yeğenlerim çok fazladır. Onlara da aynı şekilde davranıyorum. Benim için her çocuk eşit, her çocuk her fırsattan yararlanmalı ve her çocuk bir potansiyelle dünyaya geliyor ve bu potansiyeli ortaya çıkarmak aslında bizlerin elinde. Bir gelişimci olarak da aslında olabildiğince elimden geleni fazlasını yapmaya çalışıyorum. Birinci derecede dediğim gibi ailen çok güzel bir seni. Hani bence bilmiyorum hani seni birinci derecede çok çok yakın tanımıyorum. Birkaç tane sohbet sonucu bir de şu an çok daha detaylı dinliyorum senden. Ki buna ben kendi hayatımda denedim. Bazı insanlar bazı meslekler için yaratılmışlardır. Keza seni de şu an çocukların mutluluğuna adanmış bir ruh olarak algıladım bilmiyorum. Güzel işler başarmışsınız ve başarmaya da çalışmaya da devam ediyorsunuz. Tüm kalbimle söz konusu çocuklar ise, onların mutluluğu ise tüm kalbimle size sonsuz başarılar diliyorum. Çünkü yeşermeye başlayan kişiler, nasıl şekillendirirseniz öyle gidecek olan bireyler, çocuk sonuçta. Onlar adına yapılan her hareket, her çalışma benim için çok çok özeldir. Tekrar sonsuz başarılar dileyim ben size. Peki, şunu Evet. sormak istiyorum sana. Evet, böyle bir ruhun var, destekçisin, yardımseversin ve girişimcisin. Şu çok güzel bir şey. Hani ben üniversitede gezmek, eğlenmek için yanlış hatırlamıyorsam Evet. bir kulübe üye olayım dedim ama bana göre kulüp yoktu. Sonra kulübümüzü kendimiz kurduk gibi. Evet. Bu da girişimcilik örneğidir. Peki ondan sonraki mesela çocuklara dokunmaya başladıkça onların hayalleri üzerine rol model olmaya başladıkça ve yardım sonuçlanmaya başladıkça yani bir olay var ve sonucunu görüyorsun. Evet, burada yardım tamamlandı diye. O günlerdeki duygumu biraz almak istiyorum. Hani o çaba, içinde çaba var. İçinde istemeyeceğim ama güzel bir mesleki başarmak için yapılan, sonucun güzel olduğunu tahmin eden, edilen edersin. İçinde şefkat var, içinde belki üzüntü vardır, belki sıkıntı vardır. O süreci biraz anlatır mısın? Çünkü
dediğim gibi çocuklara destek olmak için yapıyorsunuz. O günlerdeki duyguların, düşünceleri, o adımları nasıl attınız gibi. Tabii ki. Şöyle dediğiniz gibi süreçler tabii ki de hiçbir zaman kolay olmuyor. Her şey bir adım adım basamak basamak ilerliyor. Çok yorulduğumuz zamanlar oldu. Ya dinlenmek istiyorum artık ya da ailemle vakit geçirmek istiyorum. Çok uzun zamandır arkadaşımı görmüyorum gibi çok süreç yaşadık. Çünkü gecelere kadar çalışırdık. Projeler yazmak, çocuklar için atölyeler oluşturmak, onlar için sponsor destekleri sağlamak ve aynı zamanda üniversitedeki gençlerin de bu yola hani sürüklemeye çalışmak gerçekten kolay değildi. Hepsini bir arada yürütmeye çalışıyorduk. Tabii ki de herkesle her çocuğu birleştiremiyorsunuz her atölyede ya da her gezide. Bu yüzden insan maalesef kendini ayrıştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Çünkü belli bir seviyede, belli bir iletişim düzeyinde olması gerekiyor çocuklar için. Bunun için eğitimler sağladık. Birkaç kere seminerler düzenledik yine okulumuz bünyesinde. Dediğim gibi çok yorulduğumuz zamanlar oldu ama hep mottomuz şuydu. Bir çocuk bir çocuktur. Çünkü biz koruyucu aileyi de aslında yaymaya çalışan bir ekiptik. Her gittiğimiz yerde koruyucu ailenin faydalarını, içeriklerinden bahsedip katkı sağlamaya çalışıyorduk. Hatta bununla ilgili şehir dışı gezileri düzenledik. Adana, Eskişehir, sonrasında yeni gittiğim Hatay gibi böyle birkaç tane illerimizde aslında geziler düzenledik. Ve orada ekip olarak süreçlerimizden işte koruyucu ailelerin aslında bu kadar çok zor olmadığından işte evlat edinme süreçlerinden tüm süreçleri anlatan halkımızı, toplumumuzu çocuk anlamında da daha çok bilgilendiren aslında seminerler düzenledik diyebilirim. Bunları hep öğrenciyken yaptınız. Evet, öğrenciyken gerçekleşti. Şuraya geçiş yapmak istiyorum. Öğrenciyken bu hareketlerin içerisindesiniz. Hani içinde bunların resmi yazışması var, girişimciliği var. Organizasyon var hepsinden önemli. Şimdi organizasyon bir süreç ve hani öncesi, esnası ve sonrası diye üç parçaya ayrılan bir süreç. Öğrenciyken bunları yapmaya başladıktan sonra 1 2 yıl önce bahsediyorum. Şu anki beyinin şu an olsaydı şunu şöyle daha iyi yapsaydık dediği artı ya da eksi düşüncen var mı ya da bakış açın. Çünkü 2 yaş da olsa sen de büyüdün. Oğlun yaşamaya devam ediyorsun. Bakış açında bir değişiklik oldu mu artı eksi? Tabii ki de şu anki konumumda da onları fark ediyorum. Bana kazandırdığı çok noktalar olurken aslında kendimi törpülemem gereken ya da işte daha iyisini yapabilirim dediğim birçok noktada oluyor. Ben biraz karakter yapısı olarak organize etmeyi çok seviyorum. Zaten şu anki konumda da koordinasyondayım aslında. Ve aynı zamanda biraz da mükemmelliyetçiyim. Bu mükemmelliyetçi tavrımı aslında biraz daha törpülemeye çalıştım. Çünkü hem çocuklarla çalışıyorsunuz, çocuklar hiçbir zaman mükemmel bir şeyler çıkarmak zorunda değil. Bu yüzden kendimi bu konuda çokça törpülediğimi düşünüyorum. Organize kısmında Destek da... acaba Evet. Organize kısmında da insanları kırmadan nasıl liderlik yapılır? Aslında onu öğrendim bu süreçte. Çünkü bir insan işte şunu yap, bunu yap demek değil. Bunu yaparsak bu konu için daha faydalı olur yolunu. Aslında o konuşmadaki üslubu da çok kez öğrendim. O yüzden bana üniversite hayatım çok şey kattı. Şimdi inşallah iş hayatımda bir o kadar şey katacağını düşünüyorum. peki yine böyle hani eski ve yeni süreçleri değerlendirmeye başlamışken aldığın eğitimin şu an yaptığın görev tanımı olabilir ki önce istersen görev tanımından bahset ve sonra ikinci sorum da şu olsun. Lisanslı çocuk gelişimi eğitimi aldıktan sonra şu an yaptığın işe etkisi ne derece? Mutlaka vardır. Hani etkisi var mı diye sormuyorum sana ama etkisi ne derece? Tabii ki de. Şu an ben Üsküdar Belediyesi bünyesinde strateji geliştirme müdürlüğünde çalışıyorum. Müdürlüğümüz projeler kapsamında ilerliyor. Ben şu an bir projenin Girişimcilik Akademisi bünyesinde koordinatörlüğünü üstlendim. Bu süreçte de
eğitim içeriklerinin çocuklara nasıl yansıtılmasının ve aslında etki tepki kısmının düzenlenmesinde de rol oynuyorum. Tabii ki de bunda çocuk gelişimci olmam çok büyük etki sağladı. Hatta ekiptekiler de ilk işe başladığım zaman yaşasın bir eğitimci hem de çocuk gelişimci var aramızda. O zaman hocam her şeyi sen halledebilirsin tepkisiyle karşılaştım ve bu beni çok mutlu etti. Çünkü benim ekibimdeki herkes mühendis. Eğitim kısmından çok anlamıyorlar. Ama eğitim içeriklerinde de aslında kendimini çok geliştirebileceklerini de fark ettirdiğimi düşünüyorum. O yüzden de iletişimimiz, etkileşimimiz çok güzel ekibiyle. Bir tarafta analitik düşünebilen insan kesimi var. Bir tarafta sosyal ve duygusal bir girişimci olan bir insan var. Bence mükemmel bir ekip olmuş yani. Hepinizi tamamlamışsınız. Evet, çok şükür çok keyifli bir ekibim var bu anlamda. Tabii ki de eğitim etki de şöyle oluştu. Sonuçta 4 yıllık bir eğitim alıyoruz ve eğitim içerisinde çocukla iletişimi, işte drama, sonrasında çocuğun beslenmesine kadar aslında her detayı alıyoruz. Sağlık fakültesi de olduğumuz için çocuğun anatomisi, fizyolojisi gibi kavramları da barındırıyoruz. Bu yüzden aslında çocuğu bir bütün olarak ele alıyorum. Nasıl anlaması gerektiğine ya da hangi yaş düzeyinin nasıl indirgenmesi gerektiğine kadar somut, soyut kısımlar vesaire gibi tüm içerikler bu anlamda benim çok işime yaradı mesleki hayatımda. Şu an çok büyük bir skalaya aslında hedefe hitap ediyoruz. 7-18 yaş arasında bir akademi kurduk ve sonuçta 7 yaşındaki bir çocukla 18 yaşındaki artık birey olmaya başlamış bir kişi aynı bünyeye sahip değil. Bu yüzden de oradan 7 yaştan 18 yaşa geçişi çok iyi ayarlamak gerekiyor. Bu anlamda da mesleğimin çok çok bana etkisi oldu. Süper. İşe başlama sürecinden bahsetsek, çünkü dedim ki hani senin izinden gitmek isteyen arkadaşlar vardır. Sanırım sınava girdin diye biliyorum. Bu süreci bir anlatır mısınız? İşe başlama sürecinden bahsetmek. Şöyle ki işte başlama sürecinin aslında üniversitedeki etkin olma faktörü de çok büyük bir etken oldu. Çünkü biz dernek, kulüp kısmında da projeler gerçekleştiriyorduk. Projeler içeriklerinde de sponsor ya da destekler ararken aslında belediye, yerel yönetimler ve daha doğrusu etkileşim halindeydik. Bu kısmı da belediyede de görüştüğümüz çok iyi kişi olmuştu ve bizi tabii ki de yakından tanıyorlardı. Bu yüzden işe başlama sürecimde de aslında onlar bir öngörüyle evet Behiye hani bu karakterde bunu yapabilecek seviyede. Çünkü daha önce bir proje gerçekleştirdik üniversitedeyken. Bu yüzden tanıdıklar için zaten çok bir sıkıntı olmadı onlar açısından. Ben de onları tanıyordum. O yüzden çok güzel bir bağ yakalamış olduk. Tabii buraya girerken belli bir aşamalardan geçiyoruz mutlaka. Belli bir kriterleri, belediye çalışmanın zorlukları kadar güzellikleri de var tabii ki de. Bunlar için belli bir mülakat ve sınav gerçekleştiriliyor. Bu süreçlerden adım adım geçtik çok şükür. Şimdi de bu konumdayım. Profesyonel hayat olmasa da öğrencilik süreci içerisinde yarı profesyonel hayata geçiş yaptığın için o aşamaları da zaten başarıyla gerçekleştirmişsin. Burada yine güzel bir kavrama, aslında farkında olmadan bir kavrama değindin. Sen kendi rekorunu kendin yaratmışsın. Evet. İnsanlar şunu söylerler. Benim işte tanıdığım yok. Şurada tanıdığım yok. İşte şu olsaydı keşke tanıdığım olurdu gibi yorumlar yapılır. Cümle içerisinde de kullanılır. Duygusal anlamda da hissedilir. Ama sen hani o tanıdık kısmını zaten ki üniversitelerde bunun içindir. Evet, eğitim alınır, akademik eğitim, ama sosyal hayata giriş dersi gibi bir yerdir bana göre. Yani sosyal hayata giriş bir gibi. Kendi çevreni, tabiri caizse kendi tanıdıklarını, network'ünü zaten çok güzel elde etmişsin. Dolayısıyla insanların seni tanıma süreci, hani Behiye Beyda Çalması iş yapar acaba? Bunun cevabını zaten önceden vermişsin. Bu da senin belki de hayatta bir ya da iki yılına kazanç olarak sağlamıştır. Kesinlikle öyle, evet. Peki bu kadar girişken, bu kadar güzel işler başaran ki bu genç yaşında. Behiye'nin hayalleri neler? Evet, hep çocukların hayallerini gerçekleştirmişsiniz ama
Sonuçta sen de yaşayan bir bireysin, sosyal hayatın içerisindesin, duyguların var. Senin hayallerin neler acaba? Şöyle aslında benim hayallerim üniversiteye başlarken kendi çizgimi çizmiştim. Tabii ki hayat size farklı yollara götürüyor ya da farklı seçenekler sunuyor. Benim hayalim hep akademisyen olmaktı. Biraz akademik yanım da baskındır. Teorik bilgileri araştırmayı, makale okumayı, işte içeriklerle ilgili paylaşma yapmayı çok severim. Bu yüzden de üniversiteye ilk girdiğimde zaten akademisyen olmak istiyorum adımlarıyla girmiştim. Tabii süreç biraz daha sosyal girişimcilik alanına da girdim. Dediğim gibi hayat sizi nereye götürüyor hiç bilemiyorsunuz. Sonrasında şu an için düşündüğüm belediye bünyesinde şu anki akademiyi aslında daha da ileri seviyeye taşımak. Şu an için bununla uğraşacağım. Aynı zamanda bununla birlikte aslında yüksek lisansımı tamamlayıp yine bir akademik başarı elde etmeyi planlıyorum. İnşallah sonrasında ya akademik olarak yine kendi üniversitemde yer alabilirim ya da belki çok farklı bir şekilde yine belediye bünyesinde bir süreçte yer alabilirim. Artık orayı belirleyeceğim ama şu anki sürecim akademik Hayırlı olarak eğitim alıyor. olsun, belli. Belki İnşallah. birden olur. Bir özel soru daha sormak istiyorum sana. Evet. Ruhumuz var çünkü insanız. Ve şu ana kadar yaptığın çalışmalar, daha doğrusu buna görev tanımında dahil diyebiliriz belki. Çocuk ve ergenlerle, gençlerle, ilk ergenliğini yaşayan genç arkadaşlarımızla beraber çalıştığım bir görev tanımım var. Her iki kesimde bazı zamanlar insanı sıkıştırabiliyor, zorlayabiliyor. Bireysel tecrübelere istinaden o yoldan ya da o sorundan, sıkıntıdan belki kısa bir manevrayla dönebiliyorsun ama henüz o tecrübe yokken bünyede insan olarak zorlanabiliyoruz. Evet. Geçmişte hepimiz yaşadık bunları, şu an sen de yaşıyorsun. Peki bu durumlarda kendini nasıl dinginliyorsun? Dinlendiriyorsun. Nasıl sakinleştiriyorsun? Var mı kendine ait bir metodun? Tabii ki de aslında şöyle benim ailem kalabalık bir aile. Biz beş kız kardeşiz. Hepsi öğretmen. Cevabımı aldım aslında. Yeğenlerim de mesela 3 yaş da var, 7 yaş da var, 16 yaşında da var. Kardeşim de mesela 18 yaşında. Bu yüzden her kesimden ve her jenerasyondan aslında aile bireyi bulunduğu için çabucak o seviyeye inip ya da çıkma gibi bir durumum oluştu yıllardan beri. Bu yüzden hani bu karakter olarak mı desem artık bilmiyorum oluştu hani bende. Bu yüzden çok zorlanmıyorum ama tabii ki de insanın hani nefes alması gereken zamanlar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de bir eğitimimizde de yine buna değinilmişti bir hocamız. Kesinlikle insana kendine zaman ayırması gerekiyor. Böyle bazı zamanlarda kafasını dinlemeli, kendine vakit ayırmalı. Belki bir kitap okumak, belki bir kültür gezisi ya da bir arkadaşına konuşmak gibi böyle faaliyetler aslında hem kişiyi dinlendiriyor hem de olaylara farklı bir gözden de bakmasını sağlıyor sonrasında. Bununla ilgili aynı zamanda akademimiz bünyesinde eğitimler de alıyoruz şu an. Mentörlük eğitimleri alıyoruz. Bir güçlü soru nasıl sorulur? Bir kişiyi yönlendirmeden nasıl sonuca vardırabiliriz gibi. Onların da bana çok büyük katkıları oluyor tabii. Hala beslemeye devam ediyorsun. Hem Kesinlikle. yaşayan günlük sosyal hayat içerisinde hem de çalıştığın kurumda mesleki olarak. Gerçi sen soruyu sordun az önce dedim hani ben cevabımı aldım diye. Sen mesleğe başlangıç aşamasında stajını zaten aile içerisinde yapmışsın. Evet, ben hep onu söylüyorum. İlk işim aslında ailemdi. Çok böyle durumlarda çok neşeli olmaz mı? Hani her yaş grubundan bir sıkıntı, evet mutluluk her zaman güzel bir şeydir. Paylaştıkça çoğalır ama her yaş grubundan sıkıntıya dediğim gibi bir çözüm bulabilme yetisi de geliştiriyor insanda. Evet. Zaten hep söylerler hani problem değil çözüm üretici bir insansın diye. Çünkü kalabalık bir aile ve sorunu işte anneyi babayı götürmeden önce içimizde çözmeye hep çalışırdık. Bu anlamda da çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Güzel, süper. Peki bu programı izleyecek olan arkadaşlarımız mutlaka şu ana kadar senden şeyler almışlardır. Kendi ceplerini doldurabilecek bir takım tutum davranışlar gözlemlemişlerdir.
genel anlamda hem bu özel hayat olabilir, sosyal hayat olabilir, hem mesleki hayat olabilir. Neler tavsiye edersin desem? Benim için Üsküdar Üniversitesi çok ayrı bir yerde aslında. Çünkü orada geçirdiğim zaman arkadaşlıklarım çok değerli. Hala da çok anımsarım. Bu yüzden gençlere önerim, arkadaşlara önerim şöyle olur. Mutlaka üniversiteyi etkin geçirin. Yapabileceğiniz kendi kişilik karakteriniz doğrultusunda etkinliklere katılın ya da kendinizi oluşturun. Mutlaka bunları deneyimleyin ki ileriki hayatınız daha da farklılaşır. Üniversiteyi sadece derslerden ibaret görmesinler. Bu çok önemli bir şey çünkü ben derslerin yanında şu an en çok hatırladığım şey yaptığım şeyler. Çünkü insanın en çok uyguladığı şeyleri hatırlar. Teorik ve pratiği birleştirdiğim için çok şanslıyım. İnşallah diğer arkadaşlar da öyle bir alan oluşturabilirler kendilerine. Bu anlamda çok sevinirim. Etkin geçirsinler diye tekrar ediyorum üniversiteyi. Tavsiyem var o zaman sana. Evet. Sevgili Behiye, çok çok teşekkür ediyoruz. Senin eklemek isteyeceğin bir şey var mı diye tekrar bir sorayım. Ben teşekkür ediyorum. Ekleyeceğim bir şey yok. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Dediğim gibi hem hala ofistesin bizim için. Vakit ayırabildiğin için, kendi özel hayatından vakit ayırdın sonuçta. Onun için de teşekkür ederim. Seni yakından tanıma fırsatı buldum. Şahsım adına da tekrar memnun oldum diyebilirim. Böyle. Hem özel hayatında hem çalışma hayatında başarı ve mutluluklar dileyelim o zaman. Sağ olun, teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah.